Kayserili sporcu Gülsüm Asarcık, Türkiye Kickbox Şampiyonası'nda 3. oldu. Babasının teşvikiyle spora başladığını belirten Asarcık, masraflarını karşılamak için yarı zamanlı işlerde çalıştığını ve hatta zaman zaman pazarcılık yapan babasına yardım ettiğini anlattı. Ordu'da düzenlenen Türkiye Kickbox Şampiyonası'nda Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi 21 yaşındaki Gülsüm Asarcık da mücadele etti. Rakiplerini eleyen Asarcık, Türkiye Kickbox üçüncüsü oldu. Bir haya konuşan Asarcık, spora babasının teşvik etmesiyle başladığını anlattı. Yakın zamanda iki maça daha çıkacağını ve bunlara hazırlandığını belirten Asarcık şunları söyledi. 21 yaşındayım. Kayseriliyim. Burada okuyorum. Aynı zamanda kickboksla uğraşıyorum. Erciyes Üniversitesi'nde BESY okuyorum. Spora babam teşvik etti. 6 yıl önce başladım. Babam getirip yazmış. Yani benim haberim yok. Öylelikle başladım. Evet. Üçüncü oldum. Şu an önümde iki maç daha var yakın olarak. Onları hazırlanıyorum ve bence daha iyi olabilir diye düşünüyorum. 3 yıl önce Türkiye şampiyonu oldum. İlk katıldığım Türkiye şampiyonasıydı. Ve Kayseri'de 7 kere birinci oldum galiba. İş dışında e-ticaretle uğraşıyorum. Aynı zamanda takı satıyorum ve partişlere gidiyorum. Spor masraflarımı karşılamak için ya birçok işle uğraşıyorum. Şampiyonluğa haftada 5 gün antrenman yaparak hazırlandım. Her gün 2 saat antrenman yapıyordum. Zorlu bir süreçti ama mutluluk hepsini unutturdu. Çevremdekiler hep yani sporu bırakmama teşvik eder türden çünkü yorulduğumu düşünüyorlar. Ama ben hiç öyle bir şey düşünmedim şu ana kadar. Ve çevremdekiler mutlu oldu ama birinci olmamı istiyorlar tabii ki her zaman. Annemden babamdan destek gördüm. İlerideki hedefim bayrağımı temsil etmek. Yani en büyük hayalim İstiklal Marşı'nı okutabilmek. O duyguyu tatmak istiyorum sadece. Türkiye Kickbox Şampiyonası'nda 3. olan Gülsüm Asarcık'ın babası pazar esnafı İsmail Asarcık da kızının tek başına desteksiz bir şekilde bu zamana kadar geldiğini belirterek şunları söyledi. Desteksiz, babasının desteği olmayan sadece kendi başına şampiyonluk kazanmış bir kişi. Dersin ki babası bir şey yaptı mı çöp vermedim. Kendi desteğiyle yaptı. Gurur diyor. Ötesi yok. Bir şey diyemiyorum. Ondan sonrası duygu. Ya bir evlat bir babadan, baba evlattan ne iş yapabilir? Ya sana da geleceğim amca. Ya anlatılmaz bu. Şimdi senin anlatacağın bir şey değil ki bu. Yani kelimelerin bittiği bir şey.